Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Feridun ve yanımda Eka です。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。2020年も早く終わって、2021年も早く終わるかも。もう何回これ書き間違ったことがあるよ。2020、あ、1年っていうあの0に線を引いて、なかったことにする。Arkadaşlar yaklaşık bir 10 gündür falan video atamıyorduk. Yani meşguldük, uğraşıyorduk, işte yeni yıl geldi falan filan derken böyle uğraşlarımız vardı bizim de. Bugün sizlere çok güzel bir konuyla geldim. Türkler Japonya'ya geldiği zaman çekebileceği sıkıntılar, karşılaşabileceği zorluklardan bahsedeceğim. Ayrıca Türkçemin biraz düzeldiğini fark etmiş olmanız gerekiyor diye düşünüyorum. Neden diyecek olursanız, son günlerde YouTube'da ve Twitch'de yayın yaptığım için böyle sürekli Türkçe konuştuğumdan dolayı kendi kendine böyle Türkçe akmaya başladı. Böyle beyefendi Türkçesi oldu. Beyefendi Türkçesi de bilmiyorum yani nasıl bir şeyse ama... Hayretten bu arada belki bilmeyenler, duymayanlar ya da görmeyenler vardır diye söylüyorum. Arkadaşlar Twitch veya YouTube üzerinde ben canlı yayınlara başladım. Böyle oyunlar oynayıp sohbet ettiğimiz insanlarla böyle etkileşim içerisine girdiğimiz böyle belli başlı haftanın günlerinde canlı yayınlar yapıyorum. Yaklaşık 2-3 saat falan filan oluyor civarı. O yüzden burada aşağıya linki bırakıyorum. Sizler de eğer takip edip izlemek isterseniz sohbetimize davetlisiniz. O yüzden hepinizi bekliyorum. Bir beğeninizi, takibinizi alırım gençler. Takip et. Arkadaşlar en büyük sıkıntınız muhtemelen Japonya'ya geldiğinizde ya da gelmeden önce para muhabbeti olacaktır. Çünkü Japon yeni gerçekten çok pahalı. 100 Japon yeni yani şu an aşağı yukarı 7 lira falan filan diyebiliyorum ben. Hatam varsa düzeltin siz yorumlarda yine yazarsanız. En baştaki büyük problemimiz para olacaktır diye düşünüyorum. Japonya tatil yapmaya gelirseniz elinizde yani yüklü bir miktar demeyeyim de en azından bir miktar para olması lazım. Böyle yaklaşık bir haftalık ya da 10 günlük tatiller için aşağı yukarı bir 10 bin, 20 bin belki 25 bin civarında bir ücrete tekabül edebilir diye düşünüyorum. Tabii ki ne yersiniz, ne içersiniz, nelerle uğraşırsınız, ne gibi hobileriniz var bilmiyorum ama hani aşağı yukarı böyle parasal açıdan biraz sıkıntınız olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü euro ve dolar da yükseldiği gibi aynı da Japonya'da böyle sürekli yükselmeye geçtiğinden dolayı muhtemelen Türk lirası Japonya yeni karşısında biraz güçsüz kalacak. Hani o yüzden Japonya'ya gelmeden önce ya da geldiyseniz bile paranızı dikkatli harcamaya çok özen gösterin. Yasuku onaka o ippai surun dattara süperde katta hoga ii. Ano ippai taberer kara ii to kane tamete, ma tameru kuse o chanto tsukete oite 日本に来ても、あ、ちょっと使いすぎた、ちょっとセーブしようとか、そういうの考えて生活しないとやばくなっちゃう。日本人でもやばい人たくさんいるから。Arkadaşlar gerçekten hani buraya geliyorsanız hazırlığınızı yapın, paranızı güzel bir şekilde biriktirin. Hani biriktirmeniz gerektiğinden fazla biriktirseniz sizin için çok daha faydalı olur. Neden diyecek olsanız Japonya Türkiye'ye hiç benzemez. Yüzünüzün yaşına bakmazlar ki gideyim bir yerden bir şey isteyeyim, karnım çok aç falan filan böyle. Yani ondan sonra Şaban'ın o cama böyle dönen tavukların, yakılan tavukların camına ekmek mandığı sahnelere dönersiniz. Gerçekten Japonya adamın gözünün yaşına bakmıyor. Herhangi bir sıkıntı yok tabii ki de hani siz hazırlığınızı yapın gelin. Diğer bir konuya gelecek olursak arkadaşlar Japonya'da etli... İşte çorbalardır, yemeklerdir, ramenlerdir falan filan, sosisli ekmeklerdir, böyle etli ekmeklerdir falan filan. Genelde domuz etinden yapıldığı için muhtemelen çoğu insan yani farkında olmadan yiyecektir diye düşünüyorum. Aklınızın bir köşesinde olsun arkadaşlar. Umursayanlar ya da hiç umursamayanlar, umurunda olmayanlar vardır ama ben sizlere uyarmak istedim. Hani bu Türklükle değil de daha çok Müslümanlıkla da alakalı olduğu için aranızda böyle belki bilmeyenler, hiç haberi bile olmamış insanlar olabilir. Japonya'da çoğu ürünler arkadaşlar domuz etiyle yapılıyor. Tabii ki işte inek etidir, keçi etidir, at etidir falan filan kullanılan yerler de oluyor ama aklınızın bir köşesi olsun. Japonya'daki çoğu restoranlardaki yemekler domuz üründen yapılıyor arkadaşlar. Butaniku wa Nihon'de wa sugoi taberu kana. Ma toriniku, butaniku, gyuniku wa futsu ni aru. Dakara ma Saizeriya toka itte bacon haiteru to bacon nuki de toka. Demo nani no menu mitemo daitai haiteru kara ma 嫌な人は抜いてもらえるんだったら抜いてもらった方がいいかな。Bunu size en fazla zorlayacak konulardan birisi olduğunu düşünüyorum. Japonya'da dil muhabbeti çok zor arkadaşlar. Gerçekten Japonca bilmeyen insan için çok zor. Ayrıca kanji denilen bir illet var burada. Allah yani lanet bir şey var burada. Özellikle hani tabii ki İngilizce yazan ne deniyor? Tabelalardır vesairedir, yol tarifleridir oluyor ama gerçekten hiç İngilizcenin olmadığı yerler de var. Sadece Japonya yazan tabelalar falan filan oluyor ve çoğu insan gerçekten İngilizce konuşamadığı için çat pat Japoncanız olup konuşabiliyor olmanız sizin açınızdan faydalı olur diye düşünüyorum. Çünkü yolunuzu kaybettiniz, bir yere gideceksiniz, bir şey soracaksınız falan filan derken İngilizce gerçekten burada kullanamıyorsunuz. Kullanmaya çalışsanız bile insanlar anlamıyor ki sizin İngilizce konuşup konuşamadığınızı tabii ki bilmiyorum ama çat pat da olsa böyle biraz Japonca öğrenip gelmeniz sizin açınızdan çok faydalı olur diye düşünüyorum. No. Yes. Doğumu arigato gozaimasu. Nihongo-chan. あれ ?No, yes って言った後に、え、どうもありがとうございますって言ったよ。いや、違う、日本人が答えるのって大体それくらいだよ。なんか、エベツ、イエスでしょ ?No, hi, er でしょ?わかんないから、日本人、yes, no, thank you が英語、すぐわかるはず。怪我したってなったらどうすんだ?
Yes, yes, ah, yes, ah. なんじゃない？なんだね。あとどっか折れたら、Ah, no, no, no. Oh my God, 喋ってる。Thank you. 多分なんとかなると思うけど、うん、まあ念のために皆さんちょっとでも勉強してきてください。そう、まあ今はなんか携帯あるからアプリでこう、ああ、うーって言ってこうやるしかないと思う。もう確かに俺は全然それ考えられなかった。もう俺冒険者だったから日本に来た時全然翻訳とか使ってなくて、なんか普通に人に話しかけて片言でも日本語で喋ってなんか会話しようとしたけど、うん、スマートが使っちゃうとなんかチーティングになっちゃうから、自分からするとね、なんか冒険者は自分で全部見て回りたいからと思って使ってなかったんですけど、まあ時代が違うんで4年前ですけど。Bir arkadaşlar muhtemelen size en fazla sürekli ben bir arkadaşlar mı diyorum ya, vallahi böyle konuya kendimiz kaptızlık ama sürekli aynı şeyleri söylüyoruz. Geçen videoda olduğu gibi burada sınırsız demişim 50 kere aynı videoda market alışverişinde. Neyse, konuyu sağ sola daha fazla dağıtmadan. Ayrıca kültür farklı olduğu için belki buraya geldiğinizde kültür şoku falan filan yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Neden diyecek olursanız, Japonya hani toplum olarak, insan olarak biraz soğuklar. Tanımadığı bir insanla herhangi bir bağlantısı falan filan olsun istemiyor. Özellikle böyle yolda yürüyorken falan filan, siz ne bileyim ayağınız takıldı, düştünüz, başınız döndü, böyle düştünüz. Hani yeltendiniz falan filan derken genelde insanlar yardım etmiyor. Japonya'yı çok seven birisinin gözünden bu hikayeyi dinlediğinizi düşünün. Yardım eden insanlar elbette oluyor ama %80'lik 90'lık bir kısmı hani sizi görmezden gelir, hiç olayı olmamış gibi o anı yaşayabilir ve geçip gidebilirler yani. O yüzden hani böyle şeylere hazırlıklı olmanız lazım. Japonya gerçekten, az önce de söyledim ama insanın gözünü yaşına bakmıyor. 一番最後になんでかっていうと、私はなんかやっぱ自分自体が大事だから、そうやって自分の身を守るためにそういう感じになってるのかなって思った。例えばの例でいくと、なんかよく川に溺れてる人がいる、みんな気持ちがある人助けに行くじゃん。でもよくあるのが一緒に死んじゃう時もあるじゃん。確かにね。そうなったらなんかうわっていうのがあるから、関わらないでおこうってするとやっぱ自分は大事じゃんってなるよね。まあ、そういう人じゃない人もたくさんいるけど、そうそうそう、大体見てればみんな声かけない。まあさっき聖火も言ったんですけど、優しい人は本当に優しいんですよ。そういう人々には何も言えないし、なんかもちろん無視してる人々にも何も言えないんですよ。なぜかというと、その人々も関わりたくないし、何か起こった時は自分を守りたいのでっていう気持ちでいるので、まあ何とも言えないんですけど、都会は本当にいろいろ厳しいので、皆さんあまり甘く見ない方がいいと思います。そう、誰か助けてくれるとか思わない方がいいかな。Japonya'da bir de şu olay var arkadaşlar, fazla çalışıyorlar ya gerçekten. Hani ne deniyor, mesai saatleri zaten uzun, kısa olan yerler de var tabii ki. Part time çalışabildiğiniz, sözleşmeli olan ya da tam personel olarak çalıştığınız yerler, çalışabileceğiniz yerler de var ama arkadaşlar genelde çalışma saatleri Japonya'da gerçekten çok uzun. Hani Japonya'daki intihar olanların çoğu da zaten çok çalışmaktan, yorulmaktan, artık bitkin düşmekten, kendini yorgun hissetmekten falan filan kaynaklanıyor. Zaten Japonya'ya geldiğiniz zaman burada tatil yaparken çalışmanız yasak ama hani normalde yaşamaya geldiniz, öğrenciyken falan filan, hani böyle aşırı çalışmamaya dikkat edin ki çalışma saatleriniz zaten belli. Adek sizin 108 saat yanlış hatırlamıyorsam belirli diye düşünüyorum ama hani normal bir Japon'un gerçekten çalışma saatleri gün içerisinde fullse eğer, hani burada zangyo dedikleri ve mesai saati olarak geçen çok uzun çalışma saatlerine sahipler. İnanılmaz yoruluyorsunuz ki benim de bazen başıma gelebiliyor ama hani bir şekilde ben sevdiğim işi yaptığımdan dolayı, eğlendiğimden dolayı çok kafaya takmıyorum ama ofis tarzı böyle sürekli işte bilgisayara baktınız, bilgi işlediniz, ne bileyim bütün gün klavye, bilgisayar, mouse kullandığınız işler olabiliyor. Bu tarz işler gerçekten sizin ruhunuzu yemiyor. Hani bilmiyorum ama sizin aklınızda olsun. Japonya'da gerçekten çalışma hayatı çok sıkıntılı ve zor diyebiliriz ya. O kanena tameni zangyo isteru. Ato sono patan hoka wa yappari iye ni kaeritakunai. Soyu hito ga İrkana. Arkadaşlar son konuya gelecek olursak, bu oldukça ciddi bir konu. Japonya'da gerçekten sevgilisini ya da eşini aldatan çok fazla insan var ki Japonlar bu konuda çok basit bir düşünceye sahipler. Yani fark edilmediğin sürece ne kadar aldatsan da bir anlamı yok diye böyle çok salakça, böyle aptalca bir düşünce içerisine giriyorlar. Niye böyle düşünüyorlar hiçbir anlam veremiyorum arkadaşlar ama hani fark edilmediğin sürece bir anlamı yok zaten falan filan. Ya oğlum sen yapıyorsun yani, şahit sensin zaten buna, yapan kadın da olabilir erkek de olabilir, bu bilmiyorum ama yani çok pislik, lanet bir düşünce gerçekten. Ki burada televizyonlara falan filan çıkıyor. Böyle ünlüler de yapıyor bazen. Ünlüler yaptığı zaman hani böyle dalgaya alıyorlar falan filan. Ulan sen zaten eşini aldattın falan filan diye böyle televizyonda gülüyorlar bir de böyle. Komik, normal bir şeymiş gibi. O yüzden burada ben aşırı bu konuyla ilgili bilgiye ya da konuya hakimiyet sahibi değilim ama konuyu Seika'ya verelim. Hemen Seika bizlere kolay kolay böyle küçük basit şeyler anlatsın da dinleyelim o halde. そういうのに関してなんか日本人はなんか緩い言えばいいのかな、バレなければなんかもういいじゃんみたいな、マジ死ねって感じだよね。なんでそんなことができるかって、やっぱ昔からそういうなんか文化とか、やっぱテレビに出てる人がなんか浮気はなんか文化だとか、なんか勝手なこと言った人がいたんだよね。でそういうことしたのにテレビでまたこう謝ったりとかしたけど、なんかそれを他
他の人がいじる、いじって笑いに変えてテレビを盛り上げるみたいな。Yani konuyu toparlayacak olursak arkadaşlar, eşini aldatmak ya da ne bileyim sevgilini aldatmak sadece Japonya'ya özgü bir şey değil tabii ki. Bunu sadece dünyada Japonya eşini aldatıyor, sevgilisini aldatıyor, Allah kahretsin bunları falan filan tarzında bir şey söylemiyoruz. Ama tabii ki Türkiye'de çok fazla eşini aldatmalar var. Bizde kadına yapılan şiddet var arkadaşlar. Eşini öldürme, çocuğunu öldürme, ne bileyim yani aile içi şiddet. Eşini aldattığı halde eşini döven insanlar var. Yani çok fazla şey oluyor tabii ki böyle ama arkadaşlar bu zaten sadece Japonya'da olan bir şey değil. Türkiye'deki olan olaylardan da biliyorsunuz. Az önce bahsettim zaten. Hani gerçekten Japonya'yı kötülemek için değil ama burada olan ya da sizin karşılaştığınızda, duyduğunuzda zorlanıp kabullenemeyeceğiniz durumlardan olabilir diye düşünüyorum. Gerçi bizim Türk insanı kabullenemeyeceği bir şey yok. Ne olsa kabulleniyor. Döviz, euro, dolar aldı başını gidiyor, uçuyor, gökyüzüne gitti. Neyse, böyle konulara daha fazla girip de sizlerin de canını sıkmak istemiyorum. Yani ben aslında içim çok dolu. İnanılmaz bu şekilde konuşmak, sizlerle sohbet etmek, bu tarz bir video hazırlamak istiyorum ama YouTube'a pek böyle politikadır falan filan konularını taşımak istemediğim için o yüzden sıkıntısı olabiliyor. Bir de sizlerden çok fazla sorular geliyor. İşte abi Japonya'ya gidersek ne yaparız? İşte önümüzdeki sene Japonya'ya gitmek istiyoruz. Nerelere gidip görmeliyiz falan filan diye. Aslında biz de çok fazla Japonya'ya gezip görmediğimiz için pek bir şey söylemiyorum ama burada isterseniz Seika'ya bir soru yöneltelim. Hangi şehirleri gidip görmek daha güzel, daha eğlenceli olabilir? Kendisine bir soralım. Tokyo が一番外国の方にはいいと思う。まあ、なんでかっていうと、まあ、いろんなものあるじゃん。あと英語とかがその伝わりやすいのも東京の方じゃないかな、うん、でしょ。それは一番なんかこう知識とかいろいろ。次に2番目が、うん、まあ、東北来てください。ざっくり。東北全部か。そう、青森、秋田、岩手、山形、仙台てか宮城、福島。で次に京都と大阪を抜いて私は鹿児島がいいです。なんかなんで鹿児島が好きかっていうと、あの私的には健康的なものがすごいあるから昔から好き。桜島っていうところがあって、そこがあの火山で黒い粉降るじゃん。黒い粉のなんかところがなんか好きなんだよね。そこあの人たちからすると普通に生活大変なとこなんだよ。その苦労してるところとかもあの勉強になったりとか、あとさつまいも好きなんだけど食べるものがすごい美味しいところ多かったりとか、だから鹿児島は結構好き。だから見てほしいなと思う。Valla bana soracak olursanız arkadaşlar, Japonya'nın köylerini, yani gidilip görülmemiş yerlerini, tabii gidilip görülmemiş yeri yoktur diye düşünüyorum ama nasıl diyeyim ya, işte böyle dağlara çıkıp ya da sağ solu gezip çok fazla insan olmayan yerleri, böyle köyleri, işte vilayetleri falan filan görmeniz daha güzel, sizlere öneri olacaktır diye düşünüyorum. Ben de aslında çok gidip görebilmiş değilim, fırsat bulamadım ama insanın çok olduğu yerle az olduğu yeri kıyaslayacak olursak, Japonya insanın az olduğu yerler, daha ne bileyim öyle içinizi rahatlatıyor. Japonya'yı daha çok hissedebiliyorsunuz aslında, öyle diyebilirim. Çünkü çok fazla insan olan yerler teknolojiyle birlikte artık çok geliştiği için, tabii ki o da Japonya'nın bir parçası, kültürünün bir parçası ama hani dünyaya ayak uydurmuş stil tarzı vesaire gibi şeyler olduğundan dolayı, hani gidebilirseniz eğer Japonya'nın daha çok köylerine, kasabalarına falan filan gidin. Çok güzel yerler var çünkü. Japonya görmeye değer ya arkadaşlar. O yüzden aranızda zaten Japonya'ya gidip görmeyi, yaşamayı ya da burada çalışmayı, ne bileyim başka başka hayaller olan insanlar da olabilir ama yani umarım buraya gelip görebilirsiniz. Çünkü bana da çok fazla işte internet üzerinden, Instagram'dan falan filan mesaj geliyor. Abi gidip görmek istiyoruz, çok büyük hayallerimiz var diye. Hayalinizin gerçekleşmesi demek yani size gerçekten anlatamayacağım çok büyük böyle güzel memnuniyet, mutluluk ve huzur duygusu veriyor. Ben hayalimi gerçekleştirmiş birisi olarak söylüyorum sizlere. Hayaliniz için her şeyi yapın arkadaşlar. Ve elbet bir gün gerçekleşeceğine inanın. Çünkü hayalinizi gerçekleştirmek sizin elinizde. Neyse, bizlerden bu haftalık bu kadar olsun diyelim. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle. Saygıyla, saygıyla, sağlıcakla kalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.